Haberlerde bir deprem veya volkanik patlama haberine denk geldiğimizde, aslında bunlar bize dünyanın ne kadar faal olduğunu ve nasıl da hareket halinde olduğunu hatırlatır. Merhaba, ismim David Shima Bukuro, ben jeoloğum ve bugün sizlere Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley kampüsünden sesleniyorum. Sizlere biraz levha tektoniği konusundan bahsedeceğim. Dünyanın yüzeyi kesintisiz tek bir parçadan oluşuyor gibi görünse de aslında öyle değildir gerçekte birbirinden bağımsızca hareket edebilen onlarca sert plakadan oluşmaktadır. Bu plakaların bazıları kıtaları meydana getirirken bazıları da okyanusları meydana getirir. Bu plakalardan birkaçı gerçekten de çok büyüktür. Örneğin Pasifik levhası dünya yüzeyinin beşte birini kaplamaktadır. Diğer levhalar daha küçüktür. Amerika'nın kuzeybatısında bulunan Juan de Fuca levhası ise o kadar küçüktür ki sadece Oregon ve Washington eyaletlerinin birleşimi kadar bir alanı vardır. Okyanus plakalarının levha tektoniği dinamiğindeki rolü büyüktür. Deniz altında 40 bin mil yani yaklaşık 65 kilometre derinlikteki bir volkanda doğarlar. Burada dünyanın mantosu kabarır, erir ve okyanus kabuğunu oluşturur. Buradan sonra ise bu okyanus kabuğu dalma batma zonlarında zamanla tekrardan mantonun içine geçer. Okyanusun ortasındaki çıkıntılar ve kabuğun doğduğu yerlerle kabuğun tekrar gömüldüğü dalma batma zonları manto tabakasının da dahil olduğu daha büyük bir sirkülasyon sistemi görünen bölümüdür. Kıtaları sürükleyen ve hareket ettiren şey de işte bu sirkülasyon sistemidir. Peki tektonik levhalar ne hızla hareket ediyorlar? Bunu anlamak için tırnaklarınıza bir bakın. Levhalar yaklaşık olarak tırnaklarınızın uzamasına eşit hızla hareket etmektedir. Bu neredeyse algılanamayacak bir yavaşlıktır ama jeolojik zamanın büyüklüğünü düşünürsek olağanüstü mesafelerin kat edildiğini anlayabiliriz. Mesela Atlas Okyanusu. Bugün bir uçağa bindiğinizde bu okyanusu 6-7 saatte aşmanız mümkün. Doğa ise onu levha tektoniğini kullanarak 180 milyon yılda inşa etmiştir ve bu tamamen tırnaklarınızın uzama hızında gerçekleşmiştir. Peki ya levha tektoniği günümüzde bizleri nasıl etkiliyor? Şöyle ki bazı levhalar levha sınırında hala bitişiktirler. Örneğin Kaliforniya'daki San Andreas fayı veya Japonya'nın açıklarındaki bölgeler gibi yerlerde levalar yan yana kayarken birbirlerine takılırlar. Yıllar boyunca buradaki gerilme artar, artar ve ta ki bir gün pat diye levha kayıp da deprem olana kadar. İşte bu tarz yüzlerce hatta binlerce olay bir araya gelerek kıtaları bir yerden bir yere hareket ettirir ve yeryüzünde bugün görmekte olduğumuz dağılımı oluşturur. Hadi gelin şimdi biraz geri saralım. Bundan 250 milyon yıl önce dünya şu ankinden çok farklı bir yerde. 7 kıtanın tamamı Pangea adıyla bilinen bir süper kıtada bir aradaydı. Bu zamanlarda Atlas Okyanusu henüz yoktu. O dönemde hayatta olsaydınız New York'tan Kuzey Afrika'ya ya da Brezilya'dan Batı Afrika'ya yürüyerek gitmeniz mümkün olacaktı. Tetis adıyla bilinen antik dönem okyanusu bu süper kıtayı kuzey ve güney olarak farklı parçalara ayırdı. Gondwana denen Güney Bölge Afrika, Güney Amerika, Avustralya ve Antarktika'nın bütününden oluşuyordu. Fakat olaylar bundan yaklaşık 180 milyon yıl önce Kuzey Atlantik'in açılmaya başlamasıyla değişti. İşte bununla Gondwana da parçalanmaya başladı. Avustralya ve Antarktika farklı yönlere gittiler. Hindistan da ayrıldı. O da Asya ile dalma batma hareketi içerisinde olan bir okyanus kabuğu tarafından kuzeye doğru çekildi. Hindistan Asya'ya bitişene kadar bu okyanus kabuğu onu kuzeye doğru çekmeye devam etti ve işte böylelikle muazzam Himalaya dağları ortaya çıktı. Bu zamanlarda Tetis Okyanusu da ortadan kayboldu. Bunu biliyoruz çünkü Alpler'de ve Himalayalar'da bu antik okyanusun kalıntılarına ulaşıldı. İşte modern dünyanın tarihi budur. Doğanın onu oluşturması 250 milyon yıl aldı ve bunun hepsi de tırnaklarınızın uzama hızında gerçekleşti.